Batı Elektronik YouTube kanalından merhaba. Arçelik kendinden uydulu LCD LED televizyonda EBA TV manuel kanal araması ve otomatik arama nasıl yapılır onu göstermek, onu paylaşmak istiyorum sizinle. Ata Elektronik YouTube kanalımızdan merhaba arkadaşlar. Beko kendinden uydulu LED televizyon için kanal ayarı, EBA TV kanal ayarlama nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Televizyonunuzun kumandasından menü tuşuna bastığınız zaman menü ayarları içerisinde yukarıya doğru çıktığınızda kaynak ayarı gelecek. Televizyondan hepsinde kaynak ayarı olarak çıkmayabilir. Kurulum ya da kanal arama sekmesini bulmanız lazım. Kaynak ayarının içerisine girdiğinizde TürkSat'ın kanal listesinin kaynak ayarında TürkSat'ın uydu frekans listesini manuel ya da otomatik olarak ayarlama yöntemine göstereceğim size. Şu an otomatik kanal aramanın içerisine girdim. Standart mod, TürkSat. Şifreli şifresiz olması önemli değil taramanın. Servis tipini tüm de yapabilirsiniz. Bunu TV olarak da seçebilirsiniz. Ekstra radyo, televizyon karışık da gelecektir. Onun için sadece TV'yi seçerseniz EBA TV'nin kanal listesine eklendiğini göreceksiniz. Bu işlem otomatik arama modudur. Otomatik arama modunda A ayarlarını açık hale getirmeniz lazım. Eğer açık hale getirmezseniz EBA TV yeni bir kanal frekansı olduğu için listeden bulmayabilir. Bu A arama, network arama, NIT ya da şebeke arama olarak da karşınıza çıkabilir. Bazen menüleri değiştirebiliyorlar. Marka ne olursa olsun fark etmiyor. A aramayı yaptıktan sonra kırmızı tuşla aramayı başlat dediğiniz zaman 15-20 dakika civarında tarama yaptıracak. Tarama yaptırdığının listesinde bulduğu kanalların içerisinde EBA TV'yi de çıkartacak. Kanal listesinden istediğiniz yere de kendiniz taşıyabiliyorsunuz. Bu işlem otomatik arama. Bir geriye geldiğiniz zaman otomatik taramadan bir geriye geldiğinizde manuel kanal aramasına gireceksiniz. Manuel kanal arama içerisinde de EBA TV'nin HD frekansı ve SD frekansı var. Ben HD, Full HD olan yayın için frekansını girerek yapacağım. Frekans transponder, frekans aynı anlama gelir. 12.084 sembol oranına transponder frekans anlamına da geliyor. Sembol oranı 13.750. Polarizasyon yatay olacak. Bakın frekans değerleri geldi. Kırmızı tuşla aramayı başlat diyorum. Burada A arama ya da tarama modu, servis tipini değiştirmenize gerek yok. Bu manuel kanal arama, frekans yazarak giriş yaptığımız için onlar için bir herhangi bir farklılık göstermiyor. Sağ tarafta EBA TV'nin ilkokul, ortaokul ve lise HD kanallarını tarama yöntemini gösterdim size. Bir de bunu eğer televizyonunuz ya da başka uydu cihazlarında kullanmak istiyorsanız bir de bunu bu frekansın SD yayın bandı var. O yayın bandını da yapabilirsiniz. Bazı sizlerden gelen geri dönüşümlere HD yayınlarda sinyali olmayan kişilerin SD yayını da yüklemesi gerekebilir. HD yayın sinyal kalitesi iyi olmak zorunda. Eğer iyi olmazsa sinyal yok uyarısı alırsınız. Eğer HD değil de SD yayın yani görüntü kalitesi daha düşük olan frekans bandını da sizinle paylaşayım. 11.916 30.000 polarizasyonunuzda pay olacak. Bu görüntü kalitesi düşük olan SD dediğimiz yani Full HD değil görüntü kalitesi düşük olan eğer sinyal değerleriniz düşük geliyorsa Full HD yayınları bulamıyorsa televizyonunuz bu frekans bandını deneyin. Çünkü bu frekans bandında yayınları SD olarak izlersiniz. Aramayı başlat diyorum kırmızı tuşla. Eğer Full HD'de frekans gelmiyorsa ya da kanalla ilgili sinyal yok uyarısı alıyorsanız SD olarak bu frekans bandını deneyin. Bakın burada da EBA TV'nin yine ortaokul, lise ve ilkokul var ama yanında dikkat ederseniz eğer HD olarak ibare yok. Bu Full HD olmayan ya da sinyalde taratıp da Full HD'yi bulamayanlar için SD frekanstır. Televizyonunuz Full HD 4K bile olmuş olsa SD yayın bandını transponder listesine 11.916, sembole 30.000, polarizasyona da dikey yapıp manuel olarak bu şekilde taratın. Tarattığınızda EBA TV'nin Full HD olmayan yayınlarını alırsınız. Amaç yayın almak,
Amaç öğrencilerin televizyonda eğitime devam etmeleri. Biz de bu nebzede elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz sizlere. Çok soru vardı. Full HD'de televizyonumuz 4K LED televizyon ama sinyal gelmiyor. Bunu SD bantta yapabilir miyiz veya yükleyebilir miyiz şeklinde. Ben de size bunu göstermek istedim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Sağ alt köşeden abone ol deyip bizi takip ederseniz eğer memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz. Sizin...